Yücel Koç birileri boş durmuyor. Öncelikle geçen hafta yazamadığım için arayıp soran okuyucularımıza bilgilendirme yapayım. Malum idari görevlerim de var. Bazı günler kalem oynatmaya dahi vakit kalmadığından anlayışınıza sığınıyorum. Lakin bir şey kaçırmadık, telafisi mümkün. Öyle yoğun bir gündemle yaşıyoruz ki siyaset istersen mis gibi mevzular. Başka ülkede iktidarın karın boşlukları konuşulur, bizde muhalefet lebi der ya. Misal, Cumhurbaşkanı adayı olduğu son seçimde partisinden daha fazla oyalan Muharrem İnce, yolları ayırdığı CHP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile gizli ortaklığını itiraf etti. Yerel seçimde İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin ve Adana'da HDP aday çıkarsa biz seçimleri alabiliyor muyduk dedi. Bizim onca yazıp söylediklerimiz bir yana, HDP ve terör örgütünün merkezi Kandil'de bunu söylemiyor muydu zaten? CHP'nin açık ittifak ortağı İYİ Parti'de durum farklı mı sanki? Üstelik MHP'den koparılanlarla oluşturulan sözde Milliyetçi Parti. Orada da zaten bildiğimiz gerçekleri kurucusu olduğu partiyle yollarını ayıran Ümit Özdağ itiraf etti. Terör örgütünün siyasi partisi HDP ile 2008'de Özellikle de içine alan yeni anayasa çalışmasını hatırlattı ve bu defa şunu söyledi. CHP'den gelen çantalarla onurunuzu sattınız. İstediğiniz kadar inkar edin. HDP ile anayasa çalışması yaptınız. Bu çalışmadan 64 saatlik görüntü var. Bak biz bir şey söylemiyoruz bu defa. Kendileri biliyormuş zaten. Burada bitti mi? Elbette bitmedi. Koltuğu Kandil'in partisi HDP'den aldığı desteğe borçlu. İBB Başkanı 8 Mart Kadınlar Günü mesajında İyi Parti Genel Başkanı Akşener'le HDP Eş Başkanı Pervin Bulda'nın ismini yan yana getirince İyi Partililer hopladı demediklerini bırakmadı. Hem de aynı gün İBB Başkanı Pervin Bulda'nla fidan dikiyordu. Aynı yere Akşener de davetliydi bir bahane uydurup gitmemişti. Peki o mesaja tavır alıp birlikte fidan dikmeye gitmemek İyi Parti'yi temize çıkardı mı? Şunca zamandır birlikte PKK'ya FETÖ'ye alan kazandırıyorsunuz. Gizlemeye çalışsanız da işbirliğiniz ortada dediğimizde kulak asmışlar mıydı asla. Oysa illa bir ittifaka gireceklerse HDP'nin geri aldığı kefeyi tercih etmeyebilirlerdi. Nitekim Sayın Bahçeli bile defaatle bu çağrıyı yaptı. Bırakın gelin dedi. Hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan da terör siyasi alan kazanmasın diye CHP'yi Cumhur İttifakı'na çağırdı ama onlar oralı olmadı. Şimdi bu işin içinden çıkmak için kıvrım kıvrım kıvranıyorlar. Bunlar MHP ve BBP niye AK Parti'nin daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında duruyor hesaplamıyorlar mı? 5 yıllık sürece bakın. PKK'nın çukur hendek olaylarıyla fiili özellik kalkışması. Akabinde FETÖ'nün 15 Temmuz işgal girişimi, Suriye-Irak sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan PKK devleti ki bu ileride İsrail'e komşu olmayı getirecek. Ülkemiz böylesine büyük belalarla mücadele ederken MHP ve BBP'den farklı düşünmeye iten neydi bu partileri? Belediyede bir koltuk kazanmak ülkenin beka mücadelesinden daha mı kıymetliydi? Şayet öyleyse amacınıza kısmen ulaştınız demektir. Şimdi neyi inkar ediyorsunuz? PKK dersin umursamazlar, FETÖ dersin umursamazlar, Doğu Akdeniz dersin umursamazlar, Suriye dersin umursamazlar, Irak dersin umursamazlar, İran dersin umursamazlar, Ermenistan dersin umursamazlar, Yunanistan dersin umursamazlar. Dış tehdit dersin, üst akıl planları dersin umursamazlar. Bu da yetmezmiş gibi FETÖ'nün, PKK'nın ve casusların ürettiği yalanları sorgusuz sualsiz doğru kabul edip üzerinde tepinir, siyasi malzeme yaparlar. Diyelim ki amacınıza ulaştınız, sonra ne yapacaksınız diye sorsanız cevapları ne söyleyeyim. Cevabı rahatsız oldukları İBB Başkanı'nın tweetinde. Peki bu ülkeye hizmet etmek isteyen bir partinin yahut siyasinin hedefi bu mu olmalı? Bakın Katoliklerin ruhani lideri dibimizdeki Irak'a geldi. Orada İran'la hangi planların zemini atıldı bizim muhalefetin gündeminde mi? PKK'nın yuvalandığı 2. Kandil Sincar'da İranlı milisler PKK ile Türkiye'ye karşı işbirliği anlaşması yaptı bu umurlarında mı? Garada teröristlerce şehit edilen asker ve polislerimiz için terör örgütü yerine hükümeti hedefe koyan CHP Genel Başkanı'nı artık biliyoruz da milliyetçi muhafazakar tabandan oy alanlar ne zaman ucuz siyaseti bırakıp memleket meselelerinde doğru çizgide yer alacak bileniniz var mı? Dış müdahale dediğimizde burun kıvıranlar İran'ın Azerbaycan-Ermenistan savaşında ne yaptığını gördü. Suriye'de, Irak'ta hatta Libya'da hep karşımızda konumlanan bir İran vardı. Ermenistan'la savaş çıkınca Azerbaycan'ı sattı, Ermenistan'ın yanında yer aldı. Güya İsrail'e düşman ya şimdi de Irak'ta büyük İsrail için alan açma peşine düştü. Kimlerle birlikte? Cevabı Papa'nın ziyaretinde. Nitekim yukarıda saydığım pek çok bilgiyi Türk basınında sadece gazetemiz yazdı. Dışarıyı bırakıp tekrar içeri dönelim. İran'ın Türkiye'deki istihbarat ağını, bunların özellikle medyadaki etki ajanlarını bilen, konuşan var mı? Peki ya bunların İran adına yaptıklarını? Etrafımızda bir şeyleri şekillendirmeye çalışırlarken içeriği boş bırakacaklarını mı düşünüyoruz? Sincar'da PKK ile Haçlı Şabi milisleri işbirliği yaparken içeride HDP kimlerle iş tutuyor görüyor muyuz? Neyse ki Türkiye eski Türkiye değil. İstihbaratımız elbette bunları görüyor ve takip ediyordur. Mesele bunlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek ve Azerbaycan-Ermenistan savaşının hıncını Türkiye'den almak isteyenlere, yeni kurgularla Türkiye'yi saf dışına itmeye çalışanlara karşı uyanık olmak. Nitekim bu ülkenin problemi sadece FETÖ ve PKK değil, onu da biliyoruz. Diyeceksiniz ki HDP'den girdin, İran'dan çıktın. Bu hükümetin yazacağı hiçbir kabahati yok. Vatandaş ekonomik sıkıntıda, bunlara niye bir şey demiyorsun? Merak etmeyin, bunun da cevabı var. Türkiye'de ekonominin de refahın da de, üretiminde, istikrarında, de, büyümenin de, bilim ve eğitim alanında gelişmenin de önündeki en büyük engel terör ve bu terör örgütlerine sahip çıkanlar. Büyük planlar bu çerçevede ilerliyor yarım asırdır. Birileri hiç boş durmuyor. Bu sebepledir ki ülkemizdeki bütün terör örgütlerini bitirmeden hangisini yazsak boş. Ali gider veli gelir aynı şeyleri konuşmaya devam ederiz. Mesele önce problemi kökten çözmek. Sonra onları çokça konuşuruz. Yücel Koç Mehmet Barlas Komplo teorilerinin başyapıtı Büyük Orta Doğu projesi değil midir? Garip garip işler oluyor. Avrupa Birliği YPG'yi destekliyormuş. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de YPG'nin DAEŞ'e mücadelesine övgüler düzmedi mi? Bu arada PKK da Irak'ta dilediği gibi at koşturuyor ve hatta Irak ordusunun gücü PKK'ya yetmiyormuş. Bereket, Türkiye bir yandan Rusya, bir yandan Azerbaycan'la bölgesel dengeleri korumakta. Ayrıca Mısır'la da diplomatik görüşmeler başlatılmış. Büyük Orta Doğu Projesi Komplo teorilerine kendinizi kaptıracak olsanız Büyük Orta Doğu projesi gerçekleşsin diye birileri olanca çaba harcamayı sürdürüyor diye düşünebilirsiniz. Düşünseniz de bu birileri İranlı Irak'ı savaştırdı. Sonuçta Irak işgal edildi ve üçe bölündü. Bu arada Kürtlere de mini bir devlet kurduruldu. Daha sonra Arap Baharı falan diye bir rüzgar estirilerek Mısır'da demokrasiye son verildi. Suriye'de Esed rejimiyle Suriye halkı karşı karşıya getirildi. Suudi Arabistan'la Birleşik Arap Emirlikleri de birer kapalı rejime dönüştürüldü. Lübnan yol geçen hanına dönüştü. Planlanmış mıydı? Bütün bu gelişmeler sanki 100 yıl öncesinden planlanan bir çizgi izliyorlar. Sanki Osmanlı varken İsrail Devleti'nin kuruluşu da planlanmıştı. Abdülhamit'i devirenler sonrasını da getirdiler ve bölge parça parça edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin misak milli sınırlarını gerçekleştirmesine de izin verilmedi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da İran bir plana bağlı olarak önce üçe bölündü, sonra birleşirken petrolleri Amerika ile İngiltere'nin eline geçti. Hümeyni bilmecesi. Evet, İsrail'e kurduranlar acaba daha başka neyi planladılar? Acaba Hümeyni de onların bir ürünü müydü? Türkiye şimdi izlediği dış siyaset çizgisiyle Büyük Orta Doğu projesinin fiyaskoya dönüşmesinin mimarı olacak mı? Acaba zaman zaman böyle düşünce egzersizleri yapmak gereksiz midir? Mehmet Barlas